Ben diyetisyen Merve Bilge Atalay. Bugün kahvaltıları konuşacağız. Bakalım kahvaltı neden zayıflatırmış? 5 aşamada bunları anlatacağım size. Şimdi ama onun öncesinde çok lezzetli, çok güzel bir granola tarifim var. Onu bir yapayım. Onu hemen fırına atayım. Ondan sonra kahvaltı hakkında konuşalım. Çünkü 15-20 dakikada hazır olacak ve evinizde kuru ve soğuk yerde bir 3 hafta kadar saklayabileceksiniz. Çok güzel bir tarif bu. Ben çok severek kullanıyorum. Sizin de kullanmanızı istiyorum. Dışarıdan aldığınız böyle mısır gevreği ya da tam buğday gevreği hiç fark etmez. Hepsinin içinde inanılmaz katkı maddeleri var. 1-2 marka hariç. O markaları da veremiyorum şu an burada. O yüzden en doğalı, en güzeli bebeklerinize ve kendiniz yemek için, çocuklarınıza yedirmek için kendimiz yapalım. Şimdi bir su bardağından bir tık fazla yulafımı şu şekilde serpiyorum. Şimdi ben bunu fırınladığım için kuru meyvelerle, kuru yemişlerle granolaya dönüştürmüş olacağım ve genelde sağlıklı tariflerin içinde şey var, bal var. Ama balın pişmemesi gerekiyor arkadaşlar. Akça ağaç şurubu belki kullanabilirsiniz ama bu da ülkemizde yaygın değil. Ben bu yüzden elma suyuyla renklendireceğim bu tarifimi. Şimdi ay bu girmesin içeriye. Ne ekleyeceğim? Bu kuru meyvelerimden öncesinde bir 3 yemek kaşığı kadar yulaf kepeği eklemek istiyorum içine. Hem glisemik indeksimi bir tık düşürsün, hem lif oranımı artırsın, hem de tok tutucu özelliği artsın diye. Yulaf kepeğimi ekledim. 1 yemek kaşığı kadar keten tohumu, çekilmiş keten tohumu ekleyeceğim. Niye bunu ekliyorum? Yine lif özelliği çok çok çok. Bu yaptığımız granola bağırsak çalıştırıcı bir granola bu arada. Lif özelliği yönünden çok etkili. Omega 3 yönünden hem chia tohumu hem keten tohumu çok önemli biliyorsunuz. Chia tohumunun da inanılmaz bir lifi var. Bu bir yemek kaşığından fazla koymuşlar buraya ama olur. Sıkıntı değil çünkü bayağı bir fazla yulaf ezmemiz de var zaten. Tarçınımızı koyacağız. Tarçınımı da koydum. Bir tatlı kaşığı kadar. Şimdi kuru yemişlerimi koyuyorum. Evde ne varsa karışık. Ve kuru meyvelerimi koyacağım şimdi. Yine bunlar da evde ne varsa. İşte ceviziniz, bademiniz, antep fıstığınız, kajunuz bunların hepsi çiğ olabilirse mümkünse çok çok sevinirim. Şimdi ben bunu elimle yayacağım. Bir su bardağı kadar da elma suyu dedik. Kendimiz sıkarsak harika olur. Bir su bardağı belki bir tık fazla gelebilir. Bir çay bardağı da olabilir. Şu şekilde koyuyoruz. Bizim su bardağı da bayağı büyükmüş arkadaşlar. Bayağı büyük koymuşlar. Bir bakalım. Şimdi şunu ben bir şu şekilde bir hepsine yedireyim. Biraz daha ihtiyacım olursa üstüne ekleme yaparım. Diyeceksiniz ki meyve suları da çok mu sağlıklı? Bu arada evde sıkıyoruz elmamızın suyunu. Ama evde sıksak bile tabii ki çok fazla ben meyvenin suyunu kullandırmıyorum. Ama renklendirmek, tatlandırmak amacıyla mesela biliyorsunuz reçelleri de elma suyuyla, konsantre elma suyuyla yapıyorlar genelde böyle şekersiz reçelleri falan. Bu yüzden bence yapılır. Çünkü az kullandım ve bayağı bir granola çıkacak buradan inşallah. Ve her zaman, her sabah da bunu kullanmayacağım tabii ki. Bir de çok pratik gördüğünüz gibi hemen hazır oldu. Şimdi ben bunu bir fırına vereyim. Sonra inşallah pişmiş ve son halinde sizinle paylaşacağım. Görüşürüz. Fırına granolamızı verdik. Tarifimiz de çok basitti. Notlar alındı inşallah. Bulamadıysanız bile bana yazın lütfen. Yaptıktan sonra da burada fotoğraflarınızı bekliyorum. Şimdi bu granolayı kahvaltıda ne zaman yemeliyiz, ne kadar yemeliyiz bunları da anlatacağım. Ama kahvaltı neden zayıflatır? Sizce düşününce şey daha mantıklı gibi geliyor. Kahvaltıyı atlarsam bir 300-400 kalori kar ederim. En azından bir öğünden kar etmiş olurum ve en azından daha az kilo alırım, kilo almam.
Değil mi? Baya baya mantıklı geliyor böyle düşününce, kulağa hoş geliyor. Ama metabolizmamız bu şekilde çalışmıyor. Vücudumuz bu şekilde çalışmıyor. Siz kahvaltı yapmadığınızda metabolizma hızınız düşüyor. Bu yüzden kahvaltının metabolizma hızlandırıcı bir etkisi var. Yani siz kahvaltı yapmadığınızda saat 9-9.30'a kadar kahvaltıyı yapmadığınızda vücut diyor ki benim vücuduma hiçbir şey gelmiyor zaten. Hiçbir besin yok ortada. Ne yapayım? Ne yapayım? Ben metabolizma hızımı, bazal metabolizma hızımı indireyim aşağı. Daha alt seviyede. Daha az, asgari bir şekilde kullanarak. Hani mesela paramız olmadığında ne yaparız? Daha az harcama yaparız, değil mi? Benzinimiz azaldıysa benzinlik bulana kadar 150 ile gitmeyiz. Benzinimiz çok yanacak diye. Tam böyle git arabanın tam işte 80'le 90'la gideriz ki bizi daha çok ilerletebilsin diye. Vücut da aynı mantıkla diyor ki besin gelmiyor. Gelmeyen besin varsa ne yapayım ben? O zaman daha yavaşlatayım. Ortam sakinleşsin. Mecbur yapacağım şeyleri yapmaya devam edeyim ama gereksiz olan enerjiyi kısayım. Böyle yapıyor ve sizin metabolizma hızınızı küt aşağı indiriyor. Bunu sürekli yaptığınızda da ne yazık ki bazal metabolizma hızınız düşük oluyor. Ve bu şekilde de siz yağlanıyorsunuz. Bu yüzden kesinlikle kahvaltıyı atlamak kârdır diye düşünmeyin. Orada yapacağınız şöyle bir 300 kalorilik güzel bir kahvaltı aslında sizin metabolizmanızı canlandırıp hızlandırıp böyle hızlı koşturacağı için bütün güne fayda sağlayacak, kalori yakmanızı sağlayacak, sonraki öğünlerde daha çok yemenizi sağlayacak ve aynı zamanda neyi sağlayacak? Kan şekeri dengenizi sağlayacak. Yani siz sabah uyanıyorsunuz. Şimdi gece çok yediyseniz sabah tok uyanma ihtimaliniz var. Yani bazen böyle hani gece 1'de 2'de böyle aşırı atıştırıp yatan tipler oluyor. Ve sabah benim hiç iştahım olmuyor, hiç canım istemiyor diyorlar. Bunlar haklılar çünkü hani gecenin bir yarısı o kadar çok bir şeyler yemiş oluyorsunuz ki metabolizma neresin yani. Çünkü tam böyle o sindirimi bitirmiş, rahatlamış, kendini böyle formatlayacak bir zamanda siz yeniden baştan çiğnemeyle beraber yeni besin gönderiyorsunuz ve vücudun bütün hormon dengesini alt üst ediyorsunuz. Böyle yaptığınız için de sabaha tabii ki acıkma olmuyor ama siz gerçekten akşam yemeğinizi 6-6.30'da yerseniz ve sonrasında çok bir şey yemez işte 8'de belki bir porsiyon meyve, belki bir kase yoğurt yerseniz ve ondan sonra hiçbir şey yemezseniz sabah bayağı aç uyanırsınız. Bunun ilk gün böyle olmayabilir ama en azından 5-6 gün sonra çok çok aç uyanırsınız. Ve bu şekilde açlıkla beraber kan şekeriniz de tabii ki düşmüş olur. Sabah uyandığınızda, tok uyandığınızda bile kan şekeriniz düşmüş olur. Çünkü bütün gün bir şey yemiyoruz. Ama bizim vücudumuz uyurken de olsa beynimiz çalışmaya devam ediyor, rüyalar görüyoruz değil mi? Bir sürü fonksiyonumuz, hayati fonksiyonumuz devam ediyor. Kan şekerimiz düşmüş oluyor. Düşmüş bir kan şekerinin toparlanması lazım. Mesela şurada durması gerekirken siz bir tık aşağı iniyor uyandığımızda. Onun toparlanması lazım. Toparlamak için de ne gerekiyor? Kahvaltı gerekiyor. Siz kahvaltı yapmadığınızda o kan şekeri kendi toparlıyormuş gibi yapıyor. Sonrasında daha da düşüyor, daha da düşüyor. Kahve içiyorsunuz, bir tık daha düşürüyorsunuz. Çay içiriyorsunuz, bir tık daha düşürüyorsunuz derken düşüyor, mahvoluyor. Ve sonrasında ne oluyor biliyor musunuz? Akşam açlık krizleri başlıyor. Yani genelde şöyle insanlar vardır. Ya ben gerçekten işte ne kahvaltı yapıyorum, ne doğru dürüst öğlen yemeği yiyorum. İkindi de desen doğru düz bir şey atıştırdığım yok. Bir öğünüm var, o da akşam doğru düzgünce yediğim. Ama bu göbek nereden geldi bilmiyorum diyen insanlar var. O göbek nereden geldi biliyor musunuz? Metabolizma hızınızı düşürdünüz. Kan şekerinizi de bütün gün mahvettiniz, insülin direnci başlattınız kendinize ve sonrasındaki akşamki açlık krizinizle beraber ne yediğinizi fark etmeden dünyayı yediniz ve ani yediğiniz için, çok çok fazla yediğiniz için, yemeniz gerekenin kat ve katını yediğiniz için ve metabolizma hızınız da zaten düştüğü için ve metabolizma da korktuğu için hani ben ne yiyeceğim, hiç açım, geleni depolayayım dediği için akşam yediklerinizden kaynaklı kocaman bir göbeğiniz oluştu. Kocaman bir
kolunuzda yağlanma başladı. Yani bir anda aslında olmuyor bunlar. Yani evet, siz 2 akşam böyle yaptınız, 3 sabah işte kahvaltı yapmadınız diye başınıza felaket şeyler gelmez. Zaten bizim kandığımız ve umursamadığımız nokta da bu. Yani bir anda olmuyor ya, hani mesela işte 3 gün su içmezseniz, hiç su içmezseniz, yemek yemezseniz hani başınıza felaket bir şey gelir. Hani bunu gözle görürüz, fark ederiz ama hani kahvaltı yapmadığınızda böyle bir şey olmuyor. Gözle görünür net bir değişim olmuyor mesela ilk 6 ay, ilk 8 ay. Biz de diyoruz ki aman canım ne olacak, bir şey olmuyor ki, ne olur ki diye düşünüyoruz. Öyle olunca da tabii ki uzun dönemde aslında çok ciddi büyük hasarlar oluyor. Yani yavaş yavaş minik 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 ilerliyoruz aslında. Şimdi akşam yemeği açlık krizleri sadece akşam yemeğiyle bitmiyor. Nasıl oluyor? Akşam yemek yiyorsunuz. Bütün gün açsınız. Yani Ramazan'ı düşünün. Ramazan'da oruç tutuyorsanız eğer hani yemekten daha öncesinde canımız tatlı ister ve bayağı açlıktan ölürüz ve sonrasında işte ne yiyeceğimizi şaşırırız sahura kadar iftardan sonra. Onu da yiyeyim, bunu da yiyeyim, şunu da yiyeyim diye. Aynı şekilde işte sizin sürekli 360 gün bunu tekrarladığınızı düşünüyoruz. Çünkü bütün gün açlık, akşam yenilmiş ama yine de vücut doymamış çünkü kocaman bir vücut var, bütün gün aç, akşam bir şeyler yemesi lazım değil mi otururken? Ve kendini rahat ve huzurlu hissettiği bir ortam, evine gelmiş, iyi hissetmeye başlamış, kendi yuvası psikolojik olarak ne diyor? Ben yiyeyim, daha da çok yiyeyim, şunu da yiyeyim, bunu da yiyeyim, onu da yiyeyim diyor ve sonrasında kocaman yağlanmalar, göbekler, kalçalar oluşuyor. Gece 10'da, 11'de, 12'de o tutan tatlı krizleri var ya, bunun temel sebebi sizin sadece akşam yemeğinizle ilgili değil, sadece öğlenle alakalı değil, bütün günle alakalı ama temelinde kahvaltı var. Bunun haricinde hücre yenilenmesine yardımcı. Sabah dediğim gibi gece vücut, biz uyuduktan sonra vücut çalışmaya devam ediyor. Ne yapıyor? Melatonin hormonumuz çok önemli bir hormondu. Hücredeki oksidasyonu temizliyordu, hücrelerimizi yeniliyordu, vücudu formatlıyordu, yeni bir hale getiriyordu. Bu şekilde bu çalışmaları sürdürürken de bütün gece vücut yoruluyor aslında aynı zamanda. Yani düzenliyor, yoruluyor ama açsanız ve işte doğru bir saatte yattıysanız vücudun tam istediğini yapmış oluyorsunuz. Sabah kalktığınızda vücudun proteine ve besine ihtiyacı oluyor. Böyle bir durumda da siz hücre yenilenmesi, daha genç kalmak, daha iyi hissetmek, daha zinde hissetmek istiyorsanız kahvaltı yaptığınızda bunların hepsini sağlamış oluyorsunuz. Diğer bir noktamız da protein ile tok kalma dedik. Kahvaltı diyoruz 4 aşamadır ama 5. aşamamızda da protein dedik. Çünkü bunu her programda onlarca kez tekrarladım ama tekrarlamaya devam edeceğim. Çünkü henüz hiçbirimiz bu durumu bırakmış değiliz. Sadece poğaçayla, sadece simitle, sadece geçerken alınmış bir gofretle ya da işte herhangi bir elimize tutuşturduğumuz bisküviyle yapılmış şey kahvaltı değildir. Metabolizmamızı bu hızlandırmaz, canlandırmaz. Daha da bir kötü hale almış olur. Bu yüzden lütfen kahvaltınızda yumurtanızı, bazı günler işte şimdi yaptığımız granola ve sütümüzü, bazı günlerde işte omletimizi, sebzeli omletimizi, bazı günlerde bir elma olabilir yanında, işte üzerine tarçın ekleyebilirsiniz. Bazı günler sütlü kahveyle bir avuç kuru yemiş olabilir. Renklendire, renklendire güzel, sağlıklı kahvaltılar yapmanız dileğiyle diyorum. Şimdi granolamızı ben fırından çıkartacağım. İnşallah olmuştur. Bir 5 dakikası daha var. 15-20 dakika, hatta 25 dakika da olabilir fırına göre. Bir 170-180 derecede pişecek. Çıkartacağım ve granolamızın son halini göstereceğim inşallah size ama bana şimdi veda vakti geldi. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.